Behram adı var cinayetine gözaltına bile alınmadın. Çünkü arkanı ben temizledim. Behram adı var, vuran silahı. Üstünde kuzgun cebecinin parmak izi var. Bu neden sende? Arkasını temizledim diyelim. Bu sayede polisi yakalayamadı. Silahtan kurtulacağım. Söz veriyorum. Kuzgun cebeci Behram adı var cinayetinden hapse girmeyecek. Behram adı varın ortaklarına da engel olacağım. Yemin ederim. Karşılığında? Sadece bana inanmayı denemeni istiyorum. Sadece. Hepsi bu. Alo. Ali, neredesin? Şirkete gidiyorum. Ne oldu? İyi. Bekle, orada geliyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ferman'la ilgili bazı şüphelerim var. Seninle konuşmam lazım hemen. Abi, başka bir şey düşünelim. Başka yolu yok. Meseleyi kökünden halledeceğim. Canını ortaya koyarak mı? Oğlum, ben onlara gitmezsem onlar aileme, herkese bulaşacaklar. Başka yol yok diyorum. Kuzgun Cebeci ben. Teslim olacağım size. Ne oldu? Birkaç saat önce isim gürlüyordun. Uzatma. Beni alın, aileme, dostlarıma bulaşmayın. Teslim olmana ihtiyacımız yok. Savaşmak istiyorsanız savaşırız. Benim ölümden korkum yok. Nasıl olsa giderken bir iki tanenizi de alırım yanıma. Ama sen yine de bir ortaklarına söyle. Belki senden daha akıllı biri vardır orada. Sana yarına kadar mühlet, haber ver bana. Kardeşimi senden iyi tanıyorum. O yüzden bence onun bana olan düşkünlüğünü test etmeye kalkma. Kardeşini bana karşı kullanıyorsun. Senin yerine olsam çok utanırdım. Sen de bana ders veriyorsun ha? Senin Dilay'ı elinden kaçırmamak için neler yaptığını bilmiyorum mu zannediyorsun? Bravo. Bir bilinmeyeni daha gün yüzüne çıkardın. Ferman Bey, ben günümün yarısını o mahallede geçiriyorum. Kuzgun kendine küçük sıradan bir hayat kurmuş. Silahla falan da işi yok. Peki sen neden herifin başına sürekli çorap örüyorsun? Saçmaladın da çok can sıkıcı oluyorsun. Sarı Cevdet'e kahveyi sen taratmadın mı? Ben Rıfat Bilgin'in oğluyum. İyi bilirim arkadan dolanmayı. Dila! 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 Ali'nin saçmalıklarına inanıyor olamazsın. Abinin öfke problemini benden daha iyi biliyorsun.
Yani sırf Kartal'ı işten çıkarmadım diye oldu bütün bunlar. Önce Kuzgun, şimdi Ali. Bugün ikidir Sarı Cevdet ismini duyuyorum niyeyse. Çünkü hala Kuzgun zayıf noktan. İki gün sonra düğünümüz var. Sen bana değil ona inanmayı tercih ediyorsun. Kuzgun'la düşmanlığımı sırf senin için bitirdim. Senin için onu hayatta tuttum. Özgürlüğünü verdim. Bana inan, bana güven diye. Şimdi ne olur onun tek bir sözüyle benden şüphe etme. Kuzgun'la aramdaki tek şey sensin. Sakın çekilme. Bize bu kötülüğü yapma. Bana biraz müsaade et, olur mu? Kafamı bir toparlayayım. Tabii, elbette. Ama ne olur, ne olur benden şüphe etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Ferman'la konuştuklarımı soracaksan hepsi doğruydu. Emin misin? Var mı bir kanıtın? Yok kanıtım. Ne oldu hayırdır? Sen Kuzgun'a mı dönmeyi planlıyorsun? Ne yapacaksın? Ferman'dan ayrılıp babamı öldüren adamın yanına mı gideceksin Dile? Yahu adam ailemizi mahvetti. Biliyorum. Bizi dağıttı. Biliyorum abi. Daha biliyorum. Daha ne o zaman? Eğer Ferman Kuzgun'un belindeki silahın sebebiyse bunu bilmek zorundayım. Neden? Öyle işte. Dila, bakar mısın bana? Abi ne olur. Dila. Abi, eğer beni seviyorsan soru sorma lütfen. Sen Ferman'la evlenmeyeceksin. Değil mi? Dila kızım, sen delirdin mi? Bu saatten sonra Ferman'dan ayrılırsan neler olabileceğini aklın kesiyor mu senin Dila? Bak o herifi kimse durduramaz. Evet. Hiç kimse. Biliyorum. O yüzden sadece kimliğim var. Ne yapmak için Dila? Arkamda bir enkaz bırakmamak için. Kardeşine yardım edecek misin? Var mı başka çarem? Abi içeride bir misafirim var. Kim? Hayırdır? Konuşalım mı biraz? Olur, gel. Konuşacaksın. Mekanını basan... Sarı Cevdet Maşa. Zaten bildiğin şeyler. Neyini merak ediyorsun? Peki Ferman'la Kadir arasındaki bağda o adam üzerinden mi çözdün? Sarı Cevdet Kadir'in, Kadir Ferman'ın adamı. Böyle seni korumak için arada kalıyorumlar falan. Bunlar hep fasafiso değil mi? Bu saldırılar oluyor muydu böyle? Arada sırada. Dila, sen neyin peşindesin? Bana da bir anlat bakayım. Yani benim hayatım falan... böyle pazarlıklar yaptıysan herifle...
Unut gitsin. Herkes gardını aldı. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Yarın bu meseleyi kökünden çözeceğim. Nasıl çözeceksin? Bu arası bende. Yarın asağa çıkarsam... Ne demek bu? Boş ver bunları. Sen beni dinle. Benim yüzümden o herife boyun eğiyorsan eğme. Ne hayatım için, ne özgürlüğüm için. Anladın mı? Dila. Sen söyle. Söyle ne söyleyeceksin? Yok. Hadi önce sen. Pardon. Efendim Seda. Dila, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Ali'den ayrılıyorum. Birkaç gün sende kalabilir miyiz? Tabii, tabii, tabii. Sen geç eve, geliyorum ben de, tamam mı? Tamam, sağ ol. Kuzgun, ne olur buradan git. Kaçayım mı? Kaçmaksa kaçmak. Al aileni, git buradan. Behram'ın ortakları durmayacak belli ki. Artık önünde ferman da yok. Dila, sen beni dinlemiyorsun galiba. Ya onlar ölecek ya ben. Ya ben yaşamanı istiyorsam? Ya her şeye rağmen yaşa istiyorsam? Sen o herifin yanındayken ben yaşıyorum mu sanıyorsun? Ama yaşaman lazım. Senin bu hayattan alacağın var. Bir şey soracağım sana. Bizim seninle... Yani hiçbir şansımız olamaz mıydı? Mesela ben... Ferman'ın kuzeni olmasaydım mesela. Olamazdı Güneş. Yani bu senin kim olduğunla ya da... kimin kuzeni olduğunla alakalı değil. Bu benimle alakalı bir mesele. Ben bu hayatta tek bir kişiyi sevdim. O başkasıyla evlense bile mi? Evet, öyle olsa bile. Hadi eyvallah. Bu evlilik olmayacak Seda. Nasıl? Öyle. Ama bunu son ana kadar kimsenin öğrenmemesi lazım. O niye peki? Çünkü Ferman'ın elinde Kuzgun'u hapse gönderecek bir takım deliller var. Ve benim nikahtan önce onları almam lazım. Hala mı Kuzgun? Öyle bir şey değil Seda, gerçekten. Ferman'ı terk ettiğimde bütün hıncını Kuzgun'dan çıkaracak, biliyorum. Ve benim yüzümden hayatını hapiste geçirmesine izin veremem.
Polise gitsen, normal insanlar gibi. Bunlarla öyle baş edemezsin Kumru. Niye ki? E bak, koskoca başkomiser Kudret vardı. İki uğraştı bunlarla, yok oldu gitti, kadın öldürdüler ya. E Dila desen, güya masayı dağıtacaktı, Kudret'le işbirliği yaptı. Bu sevkiyat limandaki sevkiyatı patlattı kendi eliyle ama işte... Öyle olmuyor yani, anlayacaksın. Bu heriflerle onların dilinden konuşacaksın. Başka yolu yok. Ne oldu, bir daldın sen? Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Hayırdır? Limandaki ihbarı ben yapmıştım. Dila değil. Hatta Dila'yı da oraya ben çağırdım. Tam sevkiyat sırasında benim yüzümden oradaydı. Dila, bana doğruyu söyle. Sen mi ihbar ettin polise? Etmedim ya. Niye öyle bir şey yapayım? Yapar mıyım? Gerçekten ben etmedim Kuzgun. Ben kızı suçladım Kumru. Beni bile bile sattığını düşündüm. Özür dilerim. Kumru, beni bir yalnız bıraksana. Keşke hep burada kalsa. Hiç dönmesek. Öyle herkesten çok uzaktı. Sadece ikimiz. Ben sadece sana güvenmek istiyorum. Sadece sana. Güven. Babasını o delikten çıkarmak mı istiyor? Çıkardığı gün ölüm fermanını imzalar. Dila'yı karanlığın en dibine gömeceğim. Oradan da bir daha çıkamayacak. Hemen konuşmamız lazım. Çok önemli. Ağaç altında bekliyorum. Ne oldu? Kuzgun. Görüşmek istiyor hemen. Gidecek misin? Aklım gitme diyor. Dilacığım. O zaman sen de bir kez olsun kalbinin sesini dinle. Gittiğinde bakalım ne diyecek. Fazla vaktim yok yalnız. İyi misin? Dila, ben yeni öğrendim. Neyi öğrendin? Bu... limandaki sevkiyatı sen... sen ihbar etmemişsin. Kumru mu söyledin? Niye söylemedin bana? Ne yapsaydım Kuzgun? Sana kardeşini mi ispiyonlasaydım? Kaldı ki söylesem inanır mıydın bana? Şimdi inanırım. Doğum günü sabahından sonra ben takip ettim seni. Kudret'le buluştun, ne konuştun onunla? Yani o geceden sonra benim yanımdan kalkıp polise gittin, ne anlattın? Kimin için olursa olsun ben Kuzgun'u satamam. Ona ihanet edemem. Dila, Kuzgun için nelerden vazgeçtiğinin farkında mısın? Ailenden, babanın hayatta kalma ihtimalinden,
temiz bir hayata başlangıç yapma şansından, bütün bunlardan vazgeçiyorsun. Vazgeçmiyorum. Tam aksine. İlk defa Kuzgun'la bir hayatım olabilme ihtimaline tutunuyorum. Kudret'e artık onunla çalışamayacağımı söylemeye gitmiştim. Babamın özgürlüğü pahasına olsa bile çalışamayacağım. Dila, keşke. Keşke. Keşke bizi iyileştirebilecek bir kelime olsaydı. Ama yok. Hoşça kal. Dila, evlenme. Benim için yapıyorsan evlenme adamla. Ben öleyim. Ferman'la evlenmesen bile seninle olmayacağım. Benim senden başka yolum yok. Ben beklerim. Ama o herifle evlenme ne olur. Yapamam. Senin dünyanda yapamam Kuzgun. O dünyada var olamam. İşin daha acı tarafı ne biliyor musun? Artık sana silahını bırak da diyemem. Behram'ın ortakları peşinde. Koruman gereken bir ailen var biliyorum. Koruman gereken bir canın var. Öyle. Öyle. Selamun aleyküm. Bize söylemek istediğin son bir sözün var mı? Var var, olmaz mı? Behram sizi çok özlemiş, topunuzu onun yanına göndereceğim. Sen kiminle oyun oynuyorsun lan? Yerinde olsam o tetiği çekmezdim. Ben nefes almazsam hiçbiriniz buradan sağ çıkamazsınız. Müsaade var mı? Uzaktan kumandalı. Şimdi karar zamanı. Nasıl bitirelim bu husumeti? Topluca havaya mı uçalım yoksa karşılıklı anlaşalım mı? Niye bu kadar uzun sürdü? Kasa eski, sağlam. Yani açamayacak mısın? Açarım açmasını da elimde yeterince malzemem yok. Benim oraya götürüp bir iki gün uğraşmam lazım. Hayır hayır, mümkün değil. Kasa burada kalacak. Ama bizim bunu yarına kadar açmış olmamız lazım. Karar verdik mi? Tamam. İki taraf da birbirine dokunmayacak. Sözünüze itibar ediyorum Maka. Bundan sonra iki tarafın da birbiriyle alakası yok. Yok. Güzel.
Ben bu sözü tutmam. Ellerimle geberteceğim onu. Kuzgun Cebeci artık büyüdü. Abi, bunu anlatacak sözünü tutmayacak. Hayır, ömürlerinin sonuna geldik o zaman. Biz de tutmayacağız. Patlat abi, patlat. Abi, patlat diyorum. Hala onay bekliyorsun ya. Patlatsana şunu. Hayır! Hanım. Efendim? Telefon size. Evet. Bırakın. Bırakın dedim. Bir şey mi oldu? Yok. Senin içinde bir sakıncası yoksa biraz dinlenmek istiyorum. Tabii tabii. Lütfen siz rahatınıza bakın. Bence yeterli. Daha etek boyu, sırt dekoltesi. Yok, her şey çok uygun. Teşekkürler. Saç makyaj provası? Gerek yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizi de buraya kadar yordum. Ama bugünlük bu kadar yeter. Biraz yalnız kalabilir miyim? Durun, ben size yardımcı olayım. Delireceğim. Kuzgun? Neredesin? Gel. Gel tamam, bekliyorum. Girdin sen buraya. İyisin değil mi? Yani güvenlikler... Çatışmadan girdim. Merak etme, öyle her aklı mevsimde kurşun saçmıyorum etrafa. Bir şey mi oldu? Niye geldin? Rahat et demeye geldim. Beni korumanı gerektirecek kimseyi bırakmadım. Ne senin, ne o müstakbel. Bir dakika. Ne demek bu? Açık değil mi Dila? Behram'ın bütün ortaklarını yok ettim. Ortadan kaldırdım, çıktım karşına geldim. Kuzgun, şaka yapıyorsun. Ya asla bir durun yok değil mi? Hiç sınırın yok, hiçbir şeyden korkmuyorsun. Korktuğum zamanlar oldu. Mesela sana bir şey olmasından da çok korkmuştum. Oldu da, olmadı değil yani.
Ama insan korktukça olacakların önüne daha bir geçemiyor. Öyle oluyor. Sen neyin önüne geçmek istiyorsun mesela? Bu olmamış bu. Ne? Yani ne bileyim, sen öyle bir anda çıkıp gelince şey yapamadım. Ben zaten ilk gelinliğimi de beğendirememiştim sana. Yo. Süperisi gibiydin o zaman. Keşke bunu bana da söyleseydin. Ben de bilmiyordum ki ne hissettiğimi, ne yaptığımı, yaptığımızı hatta. Doğru. Gerçek bir evlilik bile değildi. Şimdi gerçek bir evliliğe mi koşuyorsun? Öyle mi? Niye geldin buraya kadar? Niye yordun kendini? Yani arasaydın beni mesela, söyleseydin. Bütün ortakları havaya uçurdum, artık ortada düşman kalmadı diye söyleyebilirdim telefonda. Bakmak istedim. Neye bakmak istedin? Sana. Gözlerinin içine. Ne söyleyeceksem öyle söyleyeyim istedim. Kim bilir, belki bir daha görüşemeyiz. Bana sakın gidip teslim olacağım deme Kuzgun. Meydan okumadık mı? Korumaya, korunmaya ihtiyacımız yok demedik mi dedik? Ferman'ın elindeki şeylerden de korkmuyoruz demedik mi? Onu da dedik. Yani yapacak bir şey yok, var mı? Yapma. Ne olur yapma. Ya bir an olsun inanacağım böyle içeriden bir yerden diyorsun diye ama bu gelinlik benim... Ya bırak sen şimdi gelinliği. En azından yarına kadar hiçbir şey yapma. Ne yarına kadar? Yarın ne olacak? Ha? Ha bir düşüneyim. Evleneceğin gün huzurun kaçmasın mı istiyorsun? Ya ne Kuzgun, bir şey söylüyorum, beni dinle. Senden sadece bir söz istiyorum. Ne olur. Dur artık. Dur. Bitti işte savaş. Bırak şu silahını. Kendin söylüyorsun artık, ortada ne bir düşman kaldı ne de bir şey. Ferman'dan uzak dur. Ferman'dan uzak dur. Sen kendini niye katmıyorsun oraya? Lafı karıştırma şimdi. Sen neyden bahsettim gayet iyi biliyorsun. Kendine karanlık olmayan düzgün bir hayat kur. Olsa dükkan senin be. Yani o hayat ihtimali... Birinin göğsünden giren kurşunla bitti gitti. Dile. Böyle olmadı mı? Başka ihtimal var? Silahını bırakırsan? Olur belki. Yani başka bir hayat. Thank you.
Dila? Dila neyin var? Benim şunu çıkarmam lazım. Dur, dur. Dilacığım, bak istersen hemen son verebilirsin bu eziyete. Delilleri almadan olmaz. Dila. Ben çıkayım. Ferman, terasa geçer misin? Ben de üstümü değiştirip geliyorum hemen. Tamam, acele etme. Ah be abim. Neredesin sen ya? Ya arıyorum, cevap yok. Ne bir cevap ne bir şey. Öldük mü raktan be abi? Arabayla bir basmışım, sorma, gidiyorum. Ama nasıl böyle yani, tabakhane diştirir gibi bir halim var. Niye? Onu göreceğim. Gözlerinin içine bakacağım. Diyeceğim ki yani siz kimi koruyorsunuz ya? Siz hayırdır diyeceğim yani. Al bak şimdi korunacak birini de bırakmadım diyeceğim. Anlatabiliyor muyum böyle? Gözün içine baka baka söyleyeceğim. Ve olmadı. Onu öyle görünce... gelinlikle falan. Karım bana bir... kaybolmak istedim bir. Niye buradayım lan ben falan. Diyemedim. Ah be abim. Bak bu iş yarın biter. Ne olacak şimdi? Göz göre göre evlenecek mi o adamla yani? Ona inandırdığı o yalanları var ya sen. Sen Dila görmüyor mu sanıyorsun? Dila zehir gibi kız. Bilmez miyim? Gerçi onun zehri de bizeymiş. Abi bana bak bir. Abi. Olaylar çok karıştı. Daha da karışacak. Çünkü potansiyeli var. Ama suları durultmak senin elinde, sizin elinizde. Bak yeminle söylüyorum, bak şuradan söylüyorum. Sen yengeyi seviyorsun, yenge de seni seviyor. Bak gel beni dinle. Şu gururunu bir günlüğüne kenara bırak be abi. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne be abim. Olur mu Cihan yani? Bu saatten sonra ne bileyim başka bir şey mümkün mü oğlum? Abim olmaz mı ya? Sen bugüne kadar hayatta ne istediysen başarmış bir adamsın. Yani bir tek kalbinin ne istediğini bilmiyordun. Artık onu da biliyorsun. Bak bir gün diyorum. Bir gün ha? Bir gün. Sonra bir bakmışsın. O bir gün olmuş bütün hayatın. Yarın sabah erkenden buraya gel. Bak sana güveniyorum ne olur. Başka şansımız yok. Bu benim için gerçekten çok önemli. Tamam, sağ ol. Ne oluyor? Yorgunum. Benimle daha açık iletişime geçebilirsin. Yani sonuçta yani evleniyoruz. Bak. Düğünü öne almayı sen istedin.
Hala onun söylediklerinin etkisindesin. Aklımı, hislerimi küçümsediğini daha önce fark etmemiştim. Hiç kimsenin etkisinde değilim. Öyle demek istemedim, özür dilerim. Şey yapalım mı? Bugün ikimiz de yeterince yorulduk. Yarın konuşalım mı? Yarın neyi konuşalım? Şimdi konuşamadıklarımızı. Girebilir miyim? Tabii. Allah! Aşkım! Hoppa! Oy, gel bakalım. Sen artık minik değil, kocaman bir fare oldun. Biliyorsun değil mi? Peki anneciğim, sen şimdi yine burada oynaya dur. Ben anneyle bir şey konuşacağım, tamam mı? Tamam. Benim de aklım sende. İşte oyalanıyorum burada saçma sapan. Nasıl oldun? Yarın bu oyun bitince daha iyi olacağım inşallah. Dila, ben de buradayım. Her ne gerekiyorsa. Biliyorum hayatım, biliyorum. Ama yapılması gereken neyse ben yarın yapacağım zaten. Ama yarına kadar kimseye hiçbir şey belli etmemen lazım. Söz verse de. Söz. Sen bizim Nişantaşı'ndaki evi biliyordun. Evet. Bu oranın anahtarı. Orası artık sizin eviniz. Seninle Defne'nin. İstediğin kadar kalabilirsin orada. Ben her şeyi ayarladım. Ev hazır. Yarın ilk iş Defne'yi de alıp oraya yerleş, tamam mı? Ben bu evden gittiğimde burada kalamazsınız. Tabii de sen nereye gideceksin? Çok uzaklara. Bak şimdi. Ya tamam, sen şimdi beni dert etme. Yarın da yarın da düşünürüz artık. Dila. Uzaklara falan derken şakaydı değil mi? Minik fare. Hı? Halan seni çok seviyor biliyorsun değil mi? Akşam akşam rahatsız ediyorum, kusura bakma. Benim yarın sabah seninle bir işim var da. Tabii canım, avukatlık ne olacak? Ha yok, benimle alakalı. Ne bileyim, şimdi haber vereyim de sabah hazırlan diye söyledim. Gerçi avukatlık bir dava da kalmadı yani, savunulacak bir şey de yok pek de. Ne bileyim, öyle yanımda ol diye. Ya benimle ilgili ya. Tamam o zaman, sabah. Sabah görüşürüz. Sağ ol, eyvallah. Eriyor içim, yanıyor giderek.
Yine de dayanamam sana ben. Ölüm oldu düş peşime. Ecel oldu al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Yalnız buraya belindeki silahınla öylece dalamazsın. Dur artık. Dur. Bitti işte savaş. Bırak şu silahını. Kendin söylüyorsun artık ortada ne bir düşman kaldı ne de bir şey. Fermandan uzak dur. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm oldu düş peşime. Ecel oldu al başımı. Eriyor içim yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Ölüm oldu düş peşime. Ecel oldu al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Çay içmeyelim ya. İçelim. İçelim. Nedim, 3 saat sonra emniyetin orada buluşalım seninle, olur mu? Vaktimiz yok, acele etme lazım. Açılmalı mı hala? Ne olur hadi. Hemen çıkma lazım buradan hemen. Seda, Dila. Dila durduramadım. Galiba senin oraya geliyor. Kahve mi, çalışma odası rica ederim. Havasız kalmış burası. Ben pencereyi açayım. Ferman,
Boş ver onu. Konuşmamız lazım. Konuşuyoruz. Ben yapamayacağım. Neyi yapamayacaksın? Bunu. Bu evliliği yapamayacağım. Ya bak ya. Evlilik sadece benim kafamda kurgulayabileceğim bir şey değil. Sana teklif ettim, kabul ettin. İleri bir zamandaydı, öne çekelim dedin. Biliyorum, biliyorum. Sen sordun bana hazır mısın diye. Ben de hazırım dedim. Hı hı. Ama inan ki üzerine çok düşündüm. Yapamayacağım. Bundan daha iyi bir açıklamaya borçlusun galiba bana. Ben sana inandım. Senin benimle kendini temize çekmeye ihtiyacına inandım. Birlikte bir hayat kurabileceğimiz düşüncesine inandım. Tek bir şartım vardı. Karanlıktan, silahtan uzak duracaktın. Sözümü tuttum. Sen hala kuzgunun dediklerine inanıyorsun. Seninle geliştirmeye çalıştığımız her şeye ihanet ediyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Özür dilerim. Kafam bu kadar karışıkken bu evlilik olmayacak. Buradan çıkıp ona mı gideceksin? Hayır. Beni biraz olsun tanıdın. Kendime kuzgundan uzak bir hayat kuracağım. Ta ki o elindeki silahı bırakana kadar. Senin kalbin hala onun için çarpıyor. Ferman lütfen. Bu gerçekten uzatılacak bir konu değil. Yani bunun kuzgunla hiçbir alakası yok. Tamamen benimle alakalı. Öyle ya da böyle o hayal ettiğin yuvayı benimle kuramayacaksın. Çünkü benim de hayalimdeki adam sen değilsin. Özür dilerim. Öyle söyleyince sert oldu. Yani düğün gününde... Sert mi? Sert mi? Benim inandığım her şey sendeydi. Kendini öldürmüş bir kadının sana getirisi başka türlü olamazdı. Kusura bakma. Ya gitmene izin vermezsem? Ya aramızdaki anlaşmayı bozup sinirlenirsem? Madem elim silahlı, karanlık bir adamım. Şimdi şu anda emir verip kuzgunu öldürtmeyeceğim ne malum? Başka şeyler yapmayacağım ne malum? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Daha da vahimi, tehdidine boyun eğip gerçekten seninle evleneceğimi düşünüyorsun. Beni yanıltmadığın için teşekkür ederim. İşte şimdi emin oldum. Bu evlilik olmayacak. Durdurabiliyorsan şimdi durdur. Fila. Hoşça kal Ferman. Gitmem lazım buradan hemen. Dur eşyalarını. Arabada. Dün geceden hazırlamıştım her şey orada. Seda. Defne'yi al hemen git. Sakın kalma burada tamam mı? Tamam sen beni merak etmeye çıkar. Bari nereye gittiğini söyle. 3 saat sonra uçağım var. Bunu bil yeter. Varınca arayacağım zaten. Bana verdiğin sözü sakın unutma. Hiç kimsenin hiçbir şey bilmesini istemiyorum.
Abimle konuştum zaten, beni bekliyor. Ya o zaman kime mesela? Yani kime haber vermemi istemiyorsun? Hiç kimseye. Her şey için teşekkür ederim. Defne'yi benim için çok öptü. Tamam, arayacağım sizi. Dilay olacaksın. Adım adım takip edeceksin. Adım adım. Eğer Kuzgun'la buluşursa bana haber vereceksin. Bir araya gelirlerse ne yapacaksınız? Ya ben gitmeni istemiyorum. Benimle kal. Tamam, evlenme Ferman'la falan. Ortaklık olan hepsi yalan oldu zaten. Farkındayım. Biz ikimiz seninle beraber bir iş kurarız. Abi. He? Gidiyorum. Abi gitmem lazım. Eğer burada kalırsam kalamam işte. Neden? Kuzgun mu? Hı? Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Hem Kuzgun'la hem de Seda'yla alakalı. Abicim bak, hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmiyor. Nefret nefreti doğuruyor. Şiddet şiddeti, yalan yalanı. Böyle bir top gibi düşün, anladın mı? Deney fareleri gibiyiz. Aynı kısır döngüde dönüp dolaşıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. O kadar kolay değil. O kadar kolay. Değil. Söz ver bana. Söz ver, ne Seda'ya ne de Kuzgun'a dokunacaksın, tamam mı? Duyamıyorum seni. Söz. Benim gitmem lazım artık. Uçak saatim yaklaşıyor çünkü. Daha yeni havaalanına gideceğim. Seni arayacağım. Tamam mı? Merak etme, iyi olacağım. Sen de iyi olacaksın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi gidiyorum. Ağaçtaki o uyuğa bak. Temizlenmen gereken her şey orada. Seni temizleyecek olan da. Abi ne oluyor? Abi! Abi!
Sen Seda. Kuzgun Dila evlenmedi. Ne? Dila nerede peki? Bilmiyorum. O gidiyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedim. Ne olur git engelli bir şey yap. Kuzgun, o seni hala çok seviyor. Seda bana bak. Ferman bir şey yapmadı değil mi Dila'ya? Hayır ama her an yapabilir. Nereye gidiyor? Bir şey söyledi mi? Uçak dedi. Uçak dedi sadece. Hangi havalimanı? Bilmiyorum ki. Ali. Önce Ali ile buluşacağım dedi. Tamam sağ ol. Yeni havalimanından gidiyor. Nereye gideceğini söylemedi. Ama sizin ağacın oradan çıkalı çok fazla olmadı kendi arabasında. Muhtemelen üçüncü köprü yolunu kullanacaktır. Sağ ol. Geri getir onu. En az senin kadar yalnız kaldı o da hayatı boyunca. En azından şimdi gömülmesin o yalnızlığına. Sağ ol Ali, sağ ol. Nasıl buldun beni? Hem kim söyledi nereye gittiğimi? Yani sen... Çok soru tek cevap. Gitmeni istemedim çünkü. Dila gitme. Sensiz bırakma beni. Yapamam. Asıl bunu yapamazsın. Gidemezsin öylece. Kuzgun. Dila izin vermem. Hayır bilsem ki vazgeçtim bırakacağım ama... Biliyorum vazgeçmedin.
Bak bunları defalarca kez konuştuk seninle. Sen benim korktuğum, kaçtığım her şeysin. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Al. İnan bana, sen varsan bundan sonrasında bu yok. Bu yok. Hadi. Olsun da nereye olursa olsun be. Bak bak ezber etmiş. Ne yapıyordun, benim laflarımın üstünden mi geçiyordun böyle gece yatmadan önce falan? Öyle yapıyordum. Öldüm be. Öldün aşkından da söylemedin. Doğru. Öldüm valla. Ha yok yok, o anlamda demedim yani. Lafın gelişi. Öldün derken toparlayamadım. Daha toparlayacak vaktim vardır belki. Hakikaten oluyor mu ya? Ne oluyor mu? Ne bileyim yani, böyle mutlu sona falan mı gidiyoruz biz? Belki başlangıç demek daha doğru olur. Başlangıca. Başlangıca. Atalım istiyorum kendimizi. Nereye? Yani böyle baş başa kalabileceğimiz bir yere. Yüzüne doya doya bakabileceğim bir yere. Telaşım ondan. Arayı açıyor. Bas gaza, bas. Kaçırmayalım gözden. Dinlemeyelim mi be? Dinleyelim be. Dinleyelim be. Sana. Her detayını özlemişim yüzünün be kızım. Beni gördüğün zamanlarda bile mi? Bilhassa o zaman. Mesela şurana böyle dalmak istiyorum. Olmuyor. Böyle tadını çıkara çıkara bakamıyor insan. Dila, beni affettin değil mi? Affettin de ne olur. Önce konuşmamız gereken başka bir şey var. Ben diyeceğimi dedim. Dedin ama yani... Öyle alelade söylüyor. Hayır, hayır değil. Değil.
Ben her gün bunu eline almak için kendince bir sebebim var mı yok mu düşünmek istemiyorum. Her ne olursa olsun bana verdiğin sözü tutacağından emin olmak istiyorum, anladın mı? Dila. Ucunda ölüm olsa da yine de o silahı almayacağım elime. Öyle konuşma. Bak gör. Sen onu bıraktığın zaman o karanlık peşini bırakacak, biliyorum. Fark etmez. Ben senin için, bu ihtimalimiz için her şeyi yapmaya razıyım. Yaşadıklarım yaşadıklarımız yetti. Sensizlik bana yetti. Yaşadık, gördük. Artık öğrendik değil mi? Kafamıza vura vura öğrettin. Bak kumar yok, silah yok. Böyle en baştan tertemiz, pırıl pırıl bir hayat. Yeter ki sen bana hep böyle güzel bak. Yeter ki hep anlayalım birbirimizi. Dilem. Beni bu hayatta senden başka tamamlayacak hiç kimse yok. Hiç kimse. Bir de böyle bir tuhaf olmadı mı ya? Seninle her yola varım ben. Seninle bütün hayata varım. Vallahi değil sırf. Yokluğa da. Yani aklına ne geliyorsa. Yani. Benimle evlenir misin? Göğsüm patlayacak gibi. Benim de. Polise teslim olacaktım sabah. Biliyorum. O yüzden engel olmaya çalıştım zaten. Neyse artık eskiye dair bir şey konuşmasak olur mu? Ya biliyorum, biliyorum da. Ne bileyim, konuşursak daha çabuk yok olmazlar mı? Mesela ben konuşamadığım için anlamadım. Seni nasıl sevdiğimi. Kendime itiraf edemedim ki sana, edeyim. Yani böyle konuşunca yok oluyor gibi böyle şeyler. Kişisel gelişimini tamamlamış Kuzgun Debeci, öyle mi? Bir şey değil mi? Tadından yenmez. Makale yapma benimle. Bana bak. Bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi konuşacağız.
Sonra çocuklarımız. Onlar da öyle büyüyecek. Bence çocuklar önce annesine koşacak. O niye? Hani ne bileyim hep derler ya. En son babalar duyar diye. Bence her şeyi en son sen duyacaksın. Allah aşkına. Ne oldu? Ne diyor bu ya? Babanın katili Ferman Koroğlu diyor işte. Sabah kum deposunun orada olacak. Bu şansını değerlendirme. Başka şansın olmayacak. Bir dakika, kim ki bu yani? Bu mesajı atan kim? Kuzgun bak, bu kesin bir tuzak. Bana bak, silahını bıraktın diye söz verdin bana. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceksin, söz verdin. Haklısın, tuzak olabilir. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Söz verdin bana. Kuzgun. Sevgilim. Canım içeride misin? Yapma. Thank you.
Babamı sen mi öldürdün? Cevap ver, babamı sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Hadi çek silahını. Al intikamını. Silahı gördüğünüz an delik deşik edin. Silahsızım. Dün Dila'ya bir söz verdim. Artık elime silah almayacağım. Ucunda ölüm olsa da. Babanın katilini bulsan da mı? Artık intikam istemiyorum. Geçmişi geride bırakmak istiyorum. Dedem senin aileni katletmiş. Sen babamdan intikamını almışsın. Ben de sen annemi, babamı, hayatımı, her şeyimi kaybettim. Sokaklarda yaşadım ama ölmedim. Sırf babamın intikamını almak için. Al o zaman. İntikam dedikçe daha da kaybettim. Ben acı çektirdim, acı çektim. Bir de intikam almaya çalıştıkça başkalarına da o intikam alma fırsatını tanıyorsun. Bu kısır döngü artık bugün son bulacak. Beni nasıl durduracaksın? Denemeyeceğim bile. Sen istersen silahını çek. Ama ben seni vurmayacağım. Artık burada işimiz kalmadı. Gidelim Dila. Korkma. Korkmuyorum. İşaretinizle ikisini birden indirebilirsiniz. Thank you.
Bitti mi? Bitti Dilan, bitti. Hadi gidelim buradan. Alo abi. Sana çok önemli bir haberim var. Hemen görüşmemiz lazım. Yoldayım Cihan. Gelemem, ne oldu? Nasıl söylesem bilmiyorum. Oğlum söyle işte, vaktim yok. Abi. Cihan. Oğlum hadi. Abi. Bu Ferman Koroğlu var ya. Senin biradermiş. Şey iyi olacağım, söz. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Düğünümüzü yapacağız. Telli duvaklı, şöyle gönlümüze göre. Kuzum, böyle her şey ilk defa olacakmış gibi yapalım, olur mu? İlk defa oluyor zaten. Sana verdiğim bir sözle başladı bu yolculuk. Başladı da nerelere geldi. Kalbim çürümüştü senin yükünü taşırken. Kim bilir, belki de hiç istemezdin bu yükü sırtlanmamı. Ne bileyim, bak git yoluna oğlum derdin. Ama yoktun. Ben de bildiğim bir iki şeyle kafa tuttum işte, geçmişe. Senin hayatını alanlara. Benim hayatımı alanlara. Aslında ne var biliyor musun? Yani ben çocuk yaşımdan beri hiç bana ait olmayan bir geçmişin tarihini yüklenip durmuşum. Ve Dila da öyle. Şimdi bitti. O öfkenin ne kadar kör bir şey olduğunu bana da bu yolculuk anlattı. Yani yine senden öğrendim ne öğrendiysem. Burada bile yaptım babalığı. Siz Dila Bilgin, Kuzgun Cebeci'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kuzgun Cebeci, Dila Bilgin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Bitti ha. Hoşladı.
başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm ol da düş peşime. Ecel ol da al başımı. Eriyor içim yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Ölüm ol da düş peşime. Ecel ol da al başımı. Eriyor içim yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya.
verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm oldu da düş peşime, ecel oldu da al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Ölüm oldu da düş peşime, ecel oldu da al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm oldu da düş peşime, ecel oldu da al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Ölüm oldu da düş peşime, ecel oldu da al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak.